Şimdi Galatasaray yine yaz transfer döneminde hani Mata gibi, Icardi gibi, Mertens gibi oyuncuları yine bulmak, uyguna şartlarda getirebilmek için önemli bir uluslararası menajerlik şirketiyle işbirliği yapmış. Hatta o menajerlik şirketi Dünya Kupası'ndan sözleşmesi sezon sonunda bitecek 5-6 futbolcuyu listesine almış ve önermişler Galatasaray'a. Hani bu oyuncuları transfer edecek diye değil. Bu oyunculardan biri de Juventus'ta bir yıllık sözleşme yaptı biliyorsun. Angel Di Maria, 34 yaşında. Di Maria. Di Maria o menajerlik şirketi Galatasaray'a önermiş. Hani böyle böyle uygun durumu var. Zaten şu anda piyasa değeri de 10 milyon euro civarında. 34 yaşında ama adam Dünya sağ kanat, Kupası'ndan sol kanat, duruyor. Forvet her şeyi Evet, Dünya oynayabiliyor. Kupası biraz arttı. Belli olmaz o işlerde. Adam Copa Hani Amerika'yı kazandırdı finalde, Brezilya'ya attı golü ya. Galatasaray'ın transfer stratejisinde yani bundan sonra da hani işte Matalar, işte Mertenslerle katkı verip bu oyuncularla şampiyon olursa hani yeni dünya yıldızları gelebilir artık. Çünkü Heyecan verici. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da bir menajerlik şirketiyle o menajerlik şirketi üzerinden oyuncular alıyor. İyi de çıkıyor oyuncular. Robot, Galatasaray'ın da evet. Ben de reklam olmasın diye söylemedim ama Galatasaray'ın da böyle bir projesi varmış. Güzel projeler bunlar. Di Maria heyecan verici yalnız. Evet. Yani başka var mı? Bir isim daha alalım madem. Neyi? Galatasaray'dan mı? Yok. Galatasaray'dan yok. Yok mu? Yok. Başka? Başka takımdan var. Başka takımdan verebiliriz. Var mı kulüpleri heyecanlandıracak yani, isimler? Çünkü yani. Sona geldik. Evet, Barça sona geldikse, şimdiden verelim. Sonra bir de Trabzonspor Fenerbahçe tahminlerinizi isteyeceğim. Gel. İlk round'un galibi Serdar Sarı'da. Zeki bir de şeyden kısa bir not ver. Muhammed Kano var. Beşiktaş'ın gündeminde olan. Şenol Güneş'in Suudi Arabistan'ın orta saha oyuncusu. Orta saha oyuncusu. Evet, onunla ilgili bir girişimi olabilir Ocak ayında. Bir de yine Atletico Madrid'in stoperi var Felipe. Onunla da ilgileniyor Beşiktaş. Sayıs'la ilgili de Milan yolcusu diye bir haber var. Milan'ın ilgisindeymiş oyuncu. Milan'ı da istiyormuş. Yani Ocak ayında. Yaşı biraz ileri ama. Belli olmaz bu işler tabii. İyi para verilirse tabii olabilir. Belli olmaz. Pepe de gider. Bununla ilgili haberler yapılmış. Adam Dünya Kupası gördü. Doğru, hala oynuyor milli takımda. Öyle ama mi? Oynadı. Elendi. Şeyde Vida da oradaydı. Evet. Oynamadı ama oradaydı. Evet, saçları gördü. Bayağı uzamış evet. Vida'nın. Bayağı belli kadar geliyordu. Şimdi yani. O halde çok kritik bir maç var. Her maç önemli, her maç kritik. Ama şimdi sonuçta Trabzonspor-Fenerbahçe maçına odaklanacağız birkaç gün sonra. Türkiye Kupası'ndan sonra. Ne olur maç? Kimi... Ödüllü soru mu yine? Kravat mı var? Ne var? Valla olur. Aslında bir klasik haline skor, getirebiliriz. Skor. Hadi bakalım. Hadi bakalım o zaman bir girişelim. Ben skorlara çok giren bir adam değilim. Ya. Kim kazanır o zaman? Esprisi, eğlencesi. 3 ihtimalli maç mı? 4 ihtimalli mi? 3 ihtimalli. Hani bazen eskiden vardı biliyorsun. Peki o zaman skorsuz önlerde, yapalım. Berabere mi biter? Bu maç bitmez diye 4 ihtimalli. Skor çok zor bir şey. Yani. Tabii, skor zor, evet. Serdar Gerçi biliyor olur. Çok formda da. İsterse söylesin. İkinci kez kravatı kaptırmayalım. İyi motive yalnız. Oldu şu an. Bayağı bir konsantre oldu. 4-2 Trabzonspor alır. Oo. 4-2 Trabzon. 6 gol atılır. Trabzon 4 gol atacak Fenerbahçe'ye. Enteresan. Enteresan. Oynayacaksa. Ben niye ilginç. Şeye 2-2 dedim. Hiç sordu mu nereden bildin diye. Nereden bildin? Salladım abi. Tutarsın. Olmaz, büyüsünü bozdun. Bozdun ama. Beşiktaş'ı Norveç maçını sordu. Norveç'te bir takımla oynamışlardı. Yok. Şey, Norveç doğru. 5 gol olur dedim maçta. Skor niye vermiyorsun? 5 gol olur dedim. Daha iddialı ne diyeyim? Abi kim yenecek falan bilmiyorum dedim. 5 gol olur dedim. 3-2 Beşiktaş yendi. 3-2. 2-0'dan 3-2 yaptı bir de. Müthiş. Arjantin de 2-0'dan oldu. Dikkatini çekerim. Ha, bu maçta da 6 gol mü olur diyorsun? 4-2 Trabzon maçında 6 gol olur. 4-2 Trabzonspor olur. 4-2 bol yani gollü olur diyorsun. Şeyi 31 maçta. Ama benden kupon yapmasın kimse. 31 maçta Trabzon kaybetmiyor evinde. Sallıyorum tutarsa. Yani kaybedebileceği tek maç. Yani şu süreçte kaybedebileceği, evinde kaybedebileceği tek maç Fenerbahçe maçı. Bu kadar formda bir takıma karşı, bu kadar düşük performansla oynayan Trabzonspor kaybedecekse herhalde o maç Fenerbahçe maçı olur diye düşünüyorum. Ama tabii ki motivasyon çok farklı oluyor. O maçı, bazı maçları seyirci enerjisiyle kazanırsın ya da kaybetmezsin. O maçta o maç oluyor. Trabzonspor taraftarına büyük iş düşüyor ama... Trabzonspor form olarak Fenerbahçe'nin gerisinde. Bu da bir gerçek. Benim görüşüm Fenerbahçe kaybetmez. Fenerbahçe kaybetmez evet. Diyor Zeki Uzundur. Net ol abi, net. Bak skor verdik.
0-2. Ama ben size biraz kravat mı kaybetelim yine? Sen garanti alıyor işi. Peki Gürcan Bilgiç'e göre nasıl bir maç olur, ne olur? Bir de sonuç alalım. Skor söylemeseniz de olur. Ya, derbiler %90 beraber bitir. Yani böyle bu tip maçta. Evet, Trabzonspor'un geçen 14 maçlık yani lig performansı söylüyorum sürecine baktığımız zaman kendi sahasında olsa bile önceliği bu maçı kaybetmemek olacak. Aynen. Yani Abdullah Hoca da belki bir Monaco maçı tekrarlayacaktır. Yani kapanayım, rakibi durdurayım. Taraftarla işte ya da anlarla oyunu sürdüreyim diyecektir. Bence böyle oynayacak maçı. Aynı oyunu şeyde oynadı mesela. Valerian İsmail'de oynadı. Yani Dolmabahçe stadında, yani Vodafone'da kendi stadında 40 bin seyircisi önünde defans yaptı. Ve yapmalıydı yani. Bence de yanlış yapmadı. O şeyde, o strateji olarak çok yanlış yapmadı. Abdullah Hoca'nın da böyle bir stratejiyle oynayacağını düşünüyorum. Abdülkadir Ömür, Trezeguet gibi hızlı adamlar eğer Fenerbahçe önde oynarsa çoğu maç olduğu gibi arkaya adam kaçarsa falan. Yani onu zorlayacak. Onu zorlar diyorsun. Yani Fenerbahçe'nin... Ama ofsayta düşersin işte. Ofsayt taksiyini çok uygun. Fenerbahçe'nin nasıl oynayacağını biliyoruz. Yani Rene karşı da böyle oynuyor, gidiyor deplasmanda. Evet. Burada da böyle oynuyor. Fenerbahçe önde basmak isteyecek. İkinci bölgede sert pres yapacak. Rakibi oyun kurdurmak istemeyecek. Keza Fenerbahçe'yi durduran takımı nasıl durdurdu? Çok foul yaptı. Maça tempo gelmemesi için uğraştı. Oyunu yavaşlattı. Bunlar süreç içinde karşılıklı formüller. Yani buradan nereye geliyoruz? Duran toplara geliyoruz hep. Ondan sonra ya da ceza alanından kim daha çok girecek? Son bir dakikam. Dediğimiz gibi işte orada VAR hakemi birdenbire önem kazanacak. Onun yapacağı yorumlar. Ben güzel, stratejik iki takım açısından da taktik özelliği çok yüksek maç olacağını düşünüyorum. Sonuç ne olur? Çok benzer bir... Ben berabere biteceğini düşünüyorum. Berabere diyorsun. Yani galip gelirse Fenerbahçe gelir ama berabere biteceğini düşünüyorum. Gürcan Bilgiç beraberlik büyük ihtimal diyor. Son bir dakikam. Levent Düzemen ne düşünüyor? Valla Dünya Kupası'nda birçok teknik direktör taktiksel yönde çok önemli bilgiler verdi. Özellikle Mbappe'nin santrfora geçip klasik santrfordan çıkar forvet arkası hızlı bir oyuncuyu atma konusunda. Bu konuda Arjantin'in ortaya koyduğu bir takım performans var. Abdullah Hoca da bu taktikleri yakından izleyen bir teknik direktör. Ben Abdullah Hoca'nın son hazırlık maçından sonra yapmış olduğu sert eleştirinin her ne kadar yanlış olsa da oyuncuların kulağını çekme, kendinize gelin anlamına geldiğini düşünüyorum. Çünkü Abdülkadir Ömür bizim programa da katıldı biliyorsun panele. Evet. Orada aynı şey soruldu. Şu gerçek, Trabzonspor şampiyonluk yarışının içinde oluyorsa, olmak istiyorsa öncelikle rakibini kaybetmemeyi ve kazanmayı planlayacaktır. Bence taktik bu yönden olacaktır. Benim öncelikle düşüncem beraberlik olur. Sonraki süreçte Trabzon olur. Peki. Yani. Şimdi hepinize çok teşekkür ederken önemli bir hatırlatma. Bakın yarınki maçları sayıyorum. Saat 13 Ankara Gücü Tuzla. Yine saat 13 Kasımpaşa Ümraniye Spor. Saat 15 Sivas Spor Esenler Erok Spor. Saat 17 Antalya Spor Manisa Futbol Kulübü. Bu maçta Antalya'dayım, sizlerleyim. 19 Başakşehir Futbol Kulübü Göztepe. Saat 21 Fenerbahçe İstanbul Spor. İşte ekrana geliyor. Hepsi canlı, şifresiz ve çok keyifli bir şekilde A-Spor farkıyla ekranlarda olacak. Tüm gün futbol heyecanını özlediniz. Hep birlikte bu heyecanı yaşayacağız. Artı Futbol'un sonunda bunu hatırlatmak istedim. 3 gün devam edecek değil mi? Çarşamba da var. 16 maç. Çarşamba 5 maç. Perşembe 5 maç. Yarın 6 maç. Hepsi A-Spor'da. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.